Sevdiğimiz bir insan ameliyat olmuş. Onun ziyarete gidiyoruz değil mi? İhtimalle bakım evi hastası şeyde yatıyormuş. Hatay'da mı? Adana'da mı? Depremden mi gelmiş? Hastane çökmüş. Sevk olmuş. Buraya göndermiş. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yok yok. Aldı yerim. Ne yaptım? Bir yanımdan gitmedi çocuk ya. Kaç seneden gitmedi. Kim? Burada mı? Allah'ım inşallah. Sağlıklısı. Yiyecek, içecek, ne buluyorsun? Hastanenin önünden gitmiyor ya. Allah'ım şifa versin inşallah. Geldim abi. Şimdi hastaneden çıktık. İnşallah Murat abiye de geçmiş olur. Allah'ım tekrarını göstermez. Islak mendil arabada kalmış. Bir kullanayım dedim. Demin bir şeyler yedim. Sesi duyabiliyor musunuz? Şu ıslak mendil, şurası taş kesmiş. Bildiğimiz normal böyle taş olmuş yani. Allah'ım nasıl bir soğuk memleket ya. Allah'ım yardımcıları olsun. Depremzedelerinde, soğukta bekleyenlerinde, sokakta yaşayanlarında. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Vallahi hep güzel olmuş. Ve etkinlikte depremin vurduğu şehirlerimize ulaşmak için ulaşım ve enerjinin yanı sıra şehirlerimizin hasar gören içme su... Burada gideyim oraya buraya da arabayı kapattım 4 sene bir. Sen gel, ben Ankara'dan alır gelirim sana. Alır seni dedi. Alırım gelirim, evim güzel. Yozgat'tan ev. İyi güzel Bilge. İyi güzel bay. Nasılsın Bilge? İyiyim. Güzelmiş oyuncağın Bilge. Bak. Çok güzel. Demin eşim bu çayı getirdi bana. Bu çay genellikle benim çalışma masama getirirdi kıymetli eşim. Direkt o anları hatırlıyorum. Direkt o anlar gözümün önüne geliyor. Canım sıkılıyor. Ama sonra diyorum ki hala bu çay geliyor. Nerede olursa olsun bu çayı getiren biri var. Sonra diyorum şükredeyim. -2 derece. Yozgat'tayız. Çocuklar sürekli telefondan ve televizyondan deprem videoları izliyorlardı. Yine gelenler aynı şekilde sürekli depremle ilgili konuşuyorlardı. Çocukların huyları değişmeye başladı. Bizim Bilge var. Henüz 3 yaşında. Annesi bir başka bir yere gitse bile şey yapmaya başlıyordu. Anne gel. Anne kaybolma bir yere. Anne yanımda dur. Normalde hiç öyle bir şey yoktur. Biraz kara çıkardık ki karla oynasın, dikkati dağılsın çocuğun diye. Parmağım donduğu için elim o kadar üşümüş ki artık parmak izim mi değişti? Ne yaptı? Telefon şeyi algılamıyor. Allah'ım yapma öyle şeyler. Allah her taraf kar oldu. Kızım ne yaptın ki ya? Pandemide şu suyu içerek geldik. Şey pandemi diyorum ya depremde. Bundan buna su koyuyordum. Su içeceğimiz zaman şundan içiyorduk. Bittikçe de dolduruyordum. Arabada içmek isteyene bunlara veriyordum suyu. Bardak falan hak getire. Yani çorapsız kaçtığımız için. Şu suyu da arkada 5 litrelik bir bidon bulmuştum. Sağ olsun Hakan, benim teyzemin oğlu. O su vermişti biz giderken. Bu şekilde su ihtiyacı çekmeden gelmiştik. Burada da hava nasıl soğuksa sular donmuş hep. Ya herkes şok halindeymiş. İşte oturmuş, ayağına dolap düşmüş. Öyle bakıyormuş. Dolabı da inmiş. Şey kaldırmış. Ne ayak uzun kadın orada ölecek. He. İşte şoka giriyorsun. Onu bir şey unutmuşum ha. Sağ olsun bir tanıdığımız yemeğe davet etti. Şimdi de alışveriş ettik. Oraya doğru gidiyoruz. Bir yandan da arabaya bakalım dedik. Anahtar nerede benim ya?
Ha burada. Cilt. Bakacak oraya zaten diyor. Cilt nedir? 150 miligramda başka bir şey varmış içinde. Antibiyotiklerine bir kablo tablet. Antibiyotik. Alüminyum folyo bilmem şu. Nerede ne için bu kanalı? Duyuyor musunuz biz sizi? Alo. Buyurun. Efendim siz buyurun. Siz buyurun. Siz buyurun. Dinliyoruz sizi. Rica ederim isminizi bağışınızı. 100 yılın felaketinin derin üzüntüsünün içindeyiz. Hemşerilerimizin acil temel ihtiyaçlarıyla barınma sorunlarını çözmek için her türlü yerleştireceğiz. Bir yandan da kalyonları, boratlarını, enkaz kaldırmaya kadar her noktada çatışmalarını kalyonu 950 milyon TL bağışladı. Ziraat 20 milyar bağışladı. Vakıfbank 12 milyar bağışladı. Halkbank? O da yapıyor. 10 milyar mı? Bilmiyorum. 10 milyar. 10 milyar. Yani şimdiden... Ya Allah. 100 milyar oldu. Katkı verdiğiniz... Şu anda... 55 milyar TL bağışlandı değil mi şimdiye kadar? Buyurun lütfen. Sizi dinliyoruz efendim. Buyurun. Allah'ım. 60 olmuştur şimdi yani. Bereket versin. Şimdi fark ettim. Kulaklığımı açınca kulaklıklarım yok. Bu kulaklıklar deprem sırasında kulağımdaydı. Allah bilir neredeler şimdi. Onu nereden buldu bu?